Hastamız yaklaşık 6 ay önce kollarda ve ayaklarda uyuşma, konuşmada problem, baş dönmesi ve ara ara olan bayılma şikayetleriyle geldi. Yapılan tetkiklerinde şah damarında ciddi bir daralma söz konusuydu. Amcamızla konuştuk, Hasan Hüseyin Bey ile. Neler yapabileceğimizden bahsettik, işlemin risklerini anlattık. Kendisi de bize güvendi. Biz de elimizden geldiğince doğru işler yaparak tedavisini yapmaya çalıştık. 6 ay sonra kontrole geldi. Her şey yolunda. Hiçbir şikayeti kalmadı. Kasıktan, sağ kasıktan küçük iğne deliğinden damara girerek şah damarlarının anjiyografisini yaptık. Aynı seansta dar olan yere stent yerleştirdik. İşlem süresi yaklaşık 30-35 dakika sürdü. Başka? Ameliyatsız bir işlem miydi? Evet, anjiyografi işinde açık ameliyat olmadan kasıktan girerek yaptık tamamen. Kolla ve elde uyuşukluk, hareketsizlik, baş dönmesi, ara ara konuşmada problemleri mevcuttu. Bu işlem öncesi şikayetleri bunlardı. Şu anda hepsi normale döndü. Hiçbir şikayeti kalmadı. Peki hocam, işlem yapılmasa hastamızın karşılaştığı sorunlar ne olabilirdi? Felç dediler, bana geçirebilirsin. Evet, ya işlem yapılmasa felç geçirebilirdi. Felç geçirdiğinde ne olabilirdi? Bir vücutta hiçbir şey olmayabilirdi, diğer uçta ölüm. Hani bu iki, her iki uca da yakın olabilir ama ne olacağını önceden tahmin etmek mümkün değil. Bu hepimiz için de geçerli. Bir insan felç geçirdiğinde bir kısım hiçbir şey hissetmez. Ani görme kaybı olur gider. Bir kısmı bilinç gider, tamamen yatağa bağımlı olur. Bir kısım ölebilir, Allah korusun. Böyle şeyler mevcut. Çok geniş bir şikayetle başvurabilirler bize. Başım dönüyordu. Döndüğü esnada düşüyordum yere. O vaziyette hiçbir konuşma moruşma olmuyordu. İlk yardıma gidiyordum. İlk yardım beni Isparta'daki özel hastanelere yolluyordu. Özel hastaneler bana söyledi, biz anjiyo yapalım diye. Ben de yok dedim. Ben Antalya'ya gideceğim. Antalya'da anjiyo olacağım. Hocamın çalıştığı yerin adresini verdiler. Ondan sonra hocamı buldum burada. Hocam, Allah bin kere razı olsun, anjiyolarımı yaptı. Çok iyiyim şimdi. Hiçbir şeyim yok. Sadece başım dönüyordu. Döndüğü zaman konuşmam olmuyordu. Düşüyordum. Ayaklarım uyuşuyordu. Ellerim uyuşuyordu. Her şeyim yerine geldi, Allah'a bin şükür. Hiçbir şeyim yok yani. Artık iyileştik ama ileri yaş olduğumuz için dönem dönem kontrollerimiz olacak. Ya iki ay iki ay sürdü mü? Bir buçuk ay falan oldu. Ondan sonra kendim Tamam. devamını şey ettim yani. Ha. Tedaviden sonra 1,5 ay sonra Tamam. her şey tamamen normale döndü. Bir buçuk ay sonra da arabamı kendi başıma kullanmaya başladım yani. Arabada kullanıyorsun Kullanıyorum.